Nereye gidiyorsun? Sana ne? Peki. Çekil önümden doktor. Çekilmiyorum. Çekilmezsem ne yaparsın? Yarın bıraktığın işi mi tamamlarsın? Ezeceksin mi? Nereye gidiyorsan seninle birlikte geliyorum. Buradan bir yere kıpırdama sakın. Anlaşıldı mı? Sen nereye? Burada kalacaksın. Kaynanam seviyormuş. Soğanlı mı? Kimsin sen? Şaka mısın lan? Şaka ya. Şaka. Kamera şakası. Ay salla lan kameraya. Sallasana oğlum. Sana iki soru. Her soru 50 puan. 100 puanı alırsan kazanırsın. Anladın mı beni? Anladın mı lan? Pul biber var mı? Güzel. 50 puanı kaptın. Dök şimdi oraya. Bol dök. Gelelim soru 2. Şahin Cigal nerede? Öyle birini tanımıyorum ben. İnsan ranza arkadaşını bu kadar çabuk mu unutur oğlum? Onca güzel anınız olmuştur sizin. Gece sayımından sonra tuvalette barbut. Açık görüşte yengeyi usulca öperken ağızdan ağza geçen sim kartlar. Yalan mı lan? Şahin Cigal nerede lan? Söyle. Rasim abi bak ne yakaladım. Kameranı kapat delikanlı. Bundan sonrası artı 18. Sana bir şey soracağım. Sor. Hani ben kötüyüm ya bataklığım biri. Her şeyi içine çeken. Sana gelme dedim. Niye geldin? Bunu mu konuşacağız şimdi? Bize ne yapacaklarına karar verene kadar yapacak bir şey yok. Ne yaparlar sence? Öldürürler mi? Azarlayıp salarlar herhalde. Şahin Cigal kim? Asker arkadaşım. Böyle gıcık gıcık cevap vermek zorunda mısın acaba? Tamam, veriyorum telefonu. Seni istiyor. Beni arıyor musun Ferhat? Aynen. Aynen, seni arıyorum. Ben şimdi bir toplantıdayım. Yarın seni misafirim. Uzun uzun konuşuruz. Uzun olacağını sanmıyorum ama. Sen gerçekten dürüst bir çocuksun. En büyük zaafın da bu. Kişi karşısındakini kendi gibi sanırmış. Sen ne büyük bir yalanın içindesin. Hepsini bir bir anlatacağım sana. Görüşürüz Ferhat. Ha bu arada kardeşin için sevindim. Geçmiş olsun. Oğlum hemen çöz.
Duydum telefonu. Şahinci Gali yani. Ne istiyormuş? Bilmen gereken şeyler değil. Öyle mi? Ben hiç öyle düşünmüyorum ama. Her seferinde seninle birlikte benim de kafamda silahlar patlıyor çünkü. Evde oturursan patlamaz. Kusura bakma evci, ben değilim ben. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Hayatta kalmaya çalışıyorum ben. Senin gibi yani. Seninle birlikte. Hoş, sen yaşamak istiyor musun, istemiyor musun ondan emin değilim ama. Sen bana fazla kafayı takma, işine bak. Bakarım ben. Sen merak etme. İyi mi? İyi. Benim abimin senin yanında ne işi var Ferhat? Kendisine sor. Ben de tam olarak bundan bahsediyordum işte. Neymiş o doktor? İşte bu, sen bu kadar karanlıksın. Sana bulaşan kim varsa kendi karanlığına çekiyorsun dedim ya, işte tam olarak bundan bahsediyorum. Gelmeseydiniz o zaman. Ben buraya gelmeyi kendim seçmedim. Mecbur kaldım. Abim için geldim. İçeride yatan adam için buradayım ben. Ben de şu an nerede yattığını bilmediğim kardeşim için buradayım ha. Duydun beni. Ben de nerede yattığını bilmediğim kardeşim için buradayım. Biliyorum ama ikisinin arasında çok büyük fark var. İçeride yatan adam benim için canını verir. Senin kardeşin seni içeriye tıkmak için zamanını, anını kolluyor. Ama sen öyle bir insansın ki senin... Ben de kardeşim için canımı veririm. İşte böyle kötü, böyle karanlıksın sen. Bak ben kötüyüm, tamam mı? Ben karanlığım. Eyvallah, sıkıntı yok yani. Hiçbir şeyde sıkıntı yok, anladın mı? Rahatladın mı şimdi, ben kötüyüm? Ha, rahatladın mı? Rahatladın mı? Sen hatta herkes çok iyi, biliyor musun? İyi olmak kolay doktor. Hem de çok kolay. Seni kullanmalarına izin ver, tepene çıkmalarına izin ver. Elinden ekmeğini, içinden umudunu söküp alsınlar, her şeyi sineye çek. Bak bakalım senden iyisi var mı? Sen iyi misin doktor? Çok mu iyisin? Beni bıçaklarken ne kadar iyiydin? Hastaneden neşteri çalarken ne kadar iyiydin? Ha? Çok mu iyiydin? Düşünsene. Tek bir neşter. Hastanede kalan son neşter. Ve o anda hastaneye giren 5 yaşında bir çocuk ameliyat olmak zorunda. Tek bir neşter var. Orada çocuk, burada abin. Çalmaz mıydın? Çocuk yaşasın, abim ölse mi derdin? Seçim yapmak zorunda kalmayışın seni iyi yapmaya yetiyor mu doktor? Ama seçim yapmak zorunda kalmak beni kötü yapmaya yetiyor ha. Aradaki farkı anlamayacaksın değil mi? İnsan hayatta kendi tercihleriyle yaşar. Ben de tam bundan bahsediyorum işte. Ben tercihimi yaptım. Seçimimi yaptım. Sen de yapabilirdin. Beni orada ölüme terk edebilirdin. Kurtarmayabilirdin. Kabusum biterdi. Niye yapmadın? Niye beni sırtında taşıdın, ameliyat ettin? Niye doktor? Ha, pardon. Sen çok iyi birisin. Orada beni bırakıp gitseydin ve ben de ölseydim, yıllar sonra bile vicdanın seni rahatsız edecekti. Beni kurtarmak için yapmadın. Vicdanını rahatlatmak için yaptın. O iyilik dediğin şeyin altındaki bencilliği gördün mü doktor?